أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَلَقَدْ أَنْدُلْسُنْ اَتَيْنَا Biz verdik Lokman'a Lokman'a el-hikmete hikmeti en diyerek uşkurli şükret lillahi Allah'a ve men her kimse yeşkuru şükreden fe inneme ancak yeşkuru şükretmiş li nefsihi kendisi için ve men her kim de kefere nankörlük ederse fe inne bilsin ki Allah ganiyun hiçbir şeye muhtaç değildir hamidun her türlü hamde ve övgüye layıktır. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş kimsedir ve nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. Ve vererek kâle demişti ki Lokman libnihi oğluna ve huve ya'izuhu o şu öğütleri veriyordu ya buneyye yavrucuğum la tuşrik artık koşma billahi ortak koşma billahi Allah'a inne doğrusu şirke şirk la zulmün bir zulümdür azimün büyük bir zulümdür. Ve Lokman oğluna şu öğütleri vererek yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Ve vasayna biz tavsiye etmişizdir el insane insana bi valideyhi ana babasına. Hamelethu onu katlanarak ummuhu anası vehnen katlanarak ala nice min vehnin sıkıntılara ve fisaluhu sütten ayrılması da fi içinde olur ameyni 2 yıl içinde. En eşkur şükret li bana önce bana ve li valideyke ana ve babana ileyye banadır el mesir dönüş ancak banadır. Ve biz insana ana babasına tavsiye etmişizdir. Anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana ondan sonra ana ve babana şükret. Daha dönüşünüz de ancak banadır. Ve in eğer cahedeke seni zorlarlarsa ala için en tuşrike ortak koşmam için bir bana ortak koşman için bana bir şey, seni zorlarlarsa ma bir şey leyse olmayan leke hakkında bihi onlar ilmun bilgin
Fela tuti'huma, onlara itaat etme, ve sahibhuma, arkadaşlarınla fid dünya, dünyada marufen iyi geçin, ve tebi' uy sebile, yoluna, men o kimselerin yoluna ki enabe yönelenlerin, ileyye bana, thumme sonra, ileyye ancak banadır merci'ukum dönüşünüz. Fe unebbi'ukum, o zaman size haber veririm, bima kuntum, olduklarınızı, te'melune, yapmış olduklarınızı size haber veririm. Ve eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Arkadaşlarınla da dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yoluna uy, sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Ya Buneyye, yavrucuğum, inneha elbette yaptığın şey, in bile tekun olsa bile miskale, ağırlığında habbetin tanesi, min hardelin bir haldar tanesi. Fetekun bulunsa fi içinde, sahretin bir kayanın, ev veya fissemavati göklerde, ev veyahut da fi derinliklerinde, ardi yerin derinliklerinde, ye'ti biha, yine de onu getirir. Allahu Allah. İnne doğrusu Allah'a Allah, latifun, en ince işleri görüp bilmektedir. Habirun, her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, elbette yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut da yerin derinliklerinde bulunsa da, yine de Allah onu getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Celle Celaluhu. Ya Buneyye, yavrucuğum, akim, kıl salate namazı, ve umur, emret bil ma'rufi, iyiliği, ve innehu, vazgeçirmeye çalış, ve enhe, vazgeçirmeye çalış, anil munkeri, kötülükten de vazgeçirmeye çalış, vasbir, sabret ala başına, ma esabeke, gelenlere, inne doğrusu, zelike, bunlar, min azmin, azmedilmeye, el umur, değer işlerdir. Yavrucuğum, namazı kıl, İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. وَلَا تُعَرْ küçümseyerek غَدَكَ yüz çevirme, linnâsi insanlardan. وَلَا temşi ve yürüme, فِي الْاَرْضِ yeryüzünde merahan böbürlenerek. Zira, inne zira, Allah'a Allah, la yuhibbu asla sevmez, kimi kulle her muhtalin, övünüp duran kimseleri, fahur, kendini beğenmiş ve küçümseyerek insanlarda yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah her kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Vaksid ve tabi ol fi meşyike yürüyüşünde. Yürüyüşünde tabi ol. Vahdud alçalt min savtike sesini, inne unutma ki enkere en çirkini, neyin en çirkini? Esvati, seslerin en çirkini. Seslerin en çirkini. Lesevtun sesidir, hamir, merkeplerin sesidir. Ve yeryüzünde yürüyüşünde tabi ol. Yürürken yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Lokman'ın oğluna yönelttiği bu öğütlerde Allah'ın ona verdiği hikmetin meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey ne kadar saklanırsa saklansın, Allah'ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun hesabını soracağı, inancı ve bilinciyle bundan doğan sorumluluk duygusu ve kaygısı ahlaki hayatın temelidir. Nitekim meşhur bir özdeyişte hikmetin başı Allah korkusudur denilmiştir. Büyük şairimiz Mehmet Akif'in ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır şeklindeki beyti de bu gerçeğin güzel bir ifadesidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا
Enelhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.